Dünya borsalarında Yunanistan'a verilecek bir sonraki kredi diliminin onaylanıp onaylanmayacağına yönelik temkinli bekleyiş sürüyor. Küresel hisselerde düne göre önemli bir değişim görülmedi. Yatırımcılar ise Amerika'nın mali uçurum tehlikesine karşı atacağı adımları bekliyor. Japonya'da hükümetin erken genel seçim çağrısının ardından para birimi yen, euro karşısında değer kaybetti. İtalya hazinesinin düzenlediği tahvil satışında 3,5 milyar euroluk bono satışı gerçekleştirildi. Tahvil satışında İtalya'nın borçlanma maliyeti düştü. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ise günü düne göre 689 puanlık kayıpla 71 binin üzerinde tamamladı. Hisse senetleri ortalama %0,96 oranında değer kaybetti.